Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Yunan itiraf etti. Erdoğan tüm dünyaya hakim oldu. Yunan basını Erdoğan ülkesini dünyanın en büyüklerinden yapıyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısında önemli mesajlar verdi. Yunan basını Erdoğan'ın konuşmasında özellikle Batı'ya ve Ayasofya'ya dair verilen mesajlara işaret etti. Türkiye'nin vizyonunu anlatan Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan kamuoyu tarafından da yakından takip edildi. Yunan basınından gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır açıklamasına dikkati çekti. ERT televizyonu Erdoğan yeni Osmanlı vizyonunu tanıttı başlıklı haberinde Ayasofya'nın yıllar sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili konuşmayı aktardı. Ayrıca Türkiye'nin siyaset, ekonomi, teknoloji, askeri ve diplomasinin her alanında dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirilmesi hedefine vurgu yapıldı. The Standard, Erdoğan meydan okuyor. 21. yüzyıl Türkiye'nindir. Ayasofya'yı yeniden cami olarak açtık şeklinde sözleri ön plana çıkardı. Erdoğan'ın Ayasofya'yı Sultan Fatih'in vasiyeti doğrultusunda cami olarak yeniden açmamız bile küresel vesayete karşı bir meydan okumaydı şeklinde açıklamasına yer verildi. Yaklaşık 2 saat süren konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 99. yılına vurgu yaptığı kaydedilerek açıklamasının şu bölümü paylaşıldı. Osmanlı ile birlikte milletimizi tarihe gömmek isteyenler, Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkamamış, Anadolu'yu işgal etmeye kalkışmışlardı. Milletimiz savaşların ağırlığı altında zaferi getiren milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir başka yayın kuruluşu in.gr adlı internet sitesi, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yüzyılı Ayasofya'ya atıflar ve Yunanistan'a mesajlar başlığını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının nesillerin hayali olduğuna da dikkat çekildi.